Alo. Aklım sende kaldı, iyi misin? İyiyim. Sen Leyla ile niye tartışıyordunuz? Konu hakkında konuşmak istemiyorum. Canını sıkmak istemiyorum tamam ama artık ben de bu işin içindeyim. Seni neden koruduğumu bilmem gerek. Anlıyor musun? Tamam. Tamam, buluşalım bir yerde. Konuşalım her şeyi, tamam? Selam. Selam. Keşke böyle can sıkıcı bir olay için değil de birbirimizi daha yakından tanımak için buluşsaydık. Yani en azından ben öyle isterdim. İnan şu an ben de bu konu dışında her şeyi konuşmaya çok okeydim yani. İnanabilirsin. Hadi anlat bakalım. Leyla ile niye tartışıyordunuz? Anlatacağım. Biliyorum sen de artık bu işin içindesin, farkındayım. Kimseye hiçbir şey söylemeyeceksin Sarp. Söz mü? Süsen kılıç üzerine söz veriyorum ki az sonra duyacağım hiçbir şeyi kimseye söylemeyeceğim. Gerçekten benim üstüme söz vermen bu kadar geçerli mi? Fazlasıyla, fazlasıyla. Bunun benlik karşılığını bilseydin beni anlardın. Hadi anlat. Vay be. Demek Ömer'in kardeşini Doruk'un kız kardeşi öldürdün, öyle mi? Sarp, bilerek değil. Onlar gerçekten birbirlerine aşıklardı, yemin ederim. Tamam ama trajik bir hikaye bu yani. Kimseye söylemeyeceğim neden. Söylemeyeceksin ama. Süsen, ben sana bir söz verdim. Bana bunu bir daha tekrar ettirme. Kimseye hiçbir şey söylemeyeceğim. Tamam. Sana inanıyorum. Güven. Güven çünkü biz artık sırdaşız. Senin rahat hissetmen için, sorunlarını çözmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Bunu unutma. Keşke gerçekten dediğin gibi olsa yani. Bu sorunlarımı çözebilsen ama. Olmuyor işte. Ne olmuyor? Leyla uyandığında ve Ömer'e her şeyi anlattığında... Ömer beni asla affetmeyecek biliyorum. Ömer'le ayrılman o kadar kötü bir fikir değil. O çocuk sana hak ettiğin gibi davranmıyor. Hiçbir zaman da davranmayacak. Ama siz kızlar böylesiniz işte. Acı çekmeyi seviyorsunuz. Neyse, sen üşüyor musun? Bunu vereyim mi, ister misin? Yok, istemiyorum sağ ol. Sıcak bir şey iç o zaman. Teşekkür ederim.